Herkese merhabalar, ben Sema, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video çekeceğim. Biliyorum son zamanlarda benden çok fazla makyaj videosu istemiyorsunuz. Daha çok böyle ev vlogları, işte günlük vloglar, bu tarz şeyler istiyorsunuz. Ben de bugün hazır mutfak dolaplarını silecekken hem mutfak düzenim hem hani dolap düzenimle alakalı böyle içerik üretmek istedim. Umarım sizin de hoşunuza gider, beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki YouTube'da 5000 aboneye ulaştık ve sizlere küçük bir sürprizim var. İçinizden bir kişiye, kanalıma abone olan bir kişiye güzel bir böyle küçük bir kutu hediye etmek istiyorum. İçinde makyaj malzemeleri olan böyle ne bileyim rujdur vesairedir. Bu tarz hani ürünler olan bir paket hediye etmek istiyorum. Şu an için içerisine neler koyacağım belli değil ama sürpriz olsun istiyorum size. O yüzden de böyle beni severek takip ediyorsanız yoruma istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. İsterseniz bu videoyla alakalı, isterseniz benimle alakalı, isterseniz hediyeyle alakalı istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Aranızdan bir kişiye böyle küçük bir sürprizim olsun istiyorum yani. Full makyaj halime aldanmayın. Biraz önce Instagram için bu makyaj videosunu çektim. Bunu da izlemek istiyorsanız Instagram'ımı şuraya ya da şuraya eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Hediyeyi kazanmak istiyorsanız eğer aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz maalesef hakkınız olmayacak. Çünkü bu benim kanalıma abone olan 5000 kişi arasından seçilecek. Yani şu anda görünen sayı arasından seçilecek. Ekstradan beni takip etmiyorsanız neden size hediye gitsin değil mi? Dolapların içlerini sileceğim. Çünkü uzun zamandır dolapların içlerini silmiyorum. Hem de benim bu şu kapaklar parlak olduğu için çok fazla parmak izi oluyor. Yani ister istemez orayı böyle ayda bir ya da iki haftada bir silmem gerekiyor. Çünkü gerçekten inanılmaz parmak izi oluyor. Ben ona çok rahatsız oluyorum. Yani yarın bir gün kendi evim olduğu zaman mutlaka mat bir dolap yaptırmayı düşünüyorum. Hani burası da kendi evim olmuş olsaydı bu dolapları değiştirtirdim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten parlak dolaplardan hiç haz etmiyorum. Çok parmak izi oluyor, çok leke belli ediyor. Yani tamam beyaz mat olsa belki bu kadar hani böyle sık sık temizlemem gerekiyor. Hazır bugün işim yokken sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Çünkü bu da soruluyor bana. Ayrıyeten şimdi bu tarz içerikler hoşunuza giderse aklımda başka fikirler de var. Onları da size göstermek istiyorum. Hani bu tarz videoları görmek istiyorsanız yine dediğim gibi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. 2 haftada konuşmayınca şu an o kadar çok konuşasım var ki. Hemen saçlarımı topluyorum. Çünkü ben hiç sevmem saçlarım açıkken iş yapmayı. O yüzden şöyle toplayacağım. Gelişi güzel. Yes. Evet, saçlarımızı topladıktan sonra bence artık başlayalım. Şu anda yediğim kahvaltının tabağı bile masanın üzerinde. Şimdi ilk olarak makineye yerleştireceğim ürünlerin hepsini makineye yerleştirip makineyi çalıştırmakla başlayacağım. Ben dolapları temizlerken böyle bazı şeyleri makineye atıp yıkıyorum ki ben temizliğimi bitirene kadar makinede bitsin. Ürünleri yerine yerleştireyim diye düşüncesiyle yapıyorum bunu. Şimdi şurada bir şöyle size hemen göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir çamaşırların üzerinde havlular var kuruyan. Onlar kurudu diye düşünüyorum. Onları kaldırayım. Onları kaldırdıktan sonra başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi bunları makineye atacağım. Şu kaşıkları falan hep makineye atacağım. Tekrardan yıkansın. Aslında temizler ama ben bu şekilde temizlik yaptığım zaman bunları böyle tekrardan yıkıyorum. Sonrasında bunları da aynı şekilde makineye atacağım. Çünkü burayı böyle bayağı yıkamayı düşünüyorum. Sonrasında ise bu görmüş olduğunuz baharatlı makineye atacağım. Sonra bu da yıkansın. Şu an için burada başka böyle makineye atıp yıkayabileceğim bir şey yok. Bunlar makineye atayım. Bakalım. Müzik
dolapların içini bu şekilde göstereyim. Şurada gıldırgıcık, ıvır zıvır dediğimiz ne varsa hepsi orada. Burada günlük kullandığım yemek takımı, kahvaltı takımı vesaire var. Burada bardaklar var. Burada hiç kullanmadığım iki parça var. Şurada da tencere ve yine böyle ara sıra kullandığım tabak çanak var. Şimdi bunları indireceğim. Dolapları sileceğim. Sonra güzelce yerleştireceğiz. Başlayalım o zaman. Dolapların içini bu şekilde sildim. Ben önce dolapların içini siliyorum. Dışını en son siliyorum. Çünkü ilerken falan yine arka taraftan parmak izi olduğu için bütün içlerini bitirip en son arkasını temizliyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz her şeyi buraya yerleştireceğim. Şimdi dolaplar çok yüksek olduğu için neyi nereye koyduğumu size gösterebilmek adına kamerayı elimde tutmaya çalışacağım. Şimdi şöyle 2 adet kutu var. Bunları saklıyorum çünkü gelen misafirlere falan bazen böyle giderken bir şey vermek için iyi oluyor onlar. O şöyle Burak Beyciğimizin saklama kaplarını şöyle koyarsak. Zaten en çok şunlar yer kaplıyor. Evet, burası da bu şekilde. Şimdi buraya başka bir şey koyacak mıyım? Şöyle bir bakayım. Aynen buraya bu şekilde. Bir de şu limon sıkacağını koyalım buraya. Evet, burayı şimdilik size bu şekilde gösterebilirim. Böyle oldu. Yani burası en temiz, en düzenli bu şekilde oluyor. Şimdi diğer raflara geçebiliriz. Tabakları indirmişken şimdi ne nereden onu da size göstereyim. Çünkü soranlar mutlaka olacaktır. Evet, bu görmüş olduğunuz set sana şöyle bir kahvaltı takımı. Bu bana hediye geldi. Ben kendim seçmediğim için böyle. Yani çok da kötü değil aslında. Masaya falan koyduğunuzda çok güzel duruyor. Yeşil yapraklı olduğu için. Hoş duruyor. Her zaman yani bu tarz kahvaltı takımları her zaman kullanılmıyor ama arada kullanmaya çalışıyorum. O yüzden böyle elimin altına koydum ki aklıma gelsin kullanayım diye. Daha sonra böyle düğün zamanı bana hediye olarak gelen 6 tane bundan vardı. 6 da bundan vardı ama yolda gelirken bunun tabakları kırılmış. Bunların da böyle bazılarının yanında şöyle kırıklar falan var. Hani aslında bunları seviyorum. Hani kullanış açısından çok güzeller. Sade olmaları falan da çok hoştu ama böyle çok dayanıklı bir takım değilmiş. Bunu günlük olarak kullanıyorum hani Burak'la bana. Burada da 6 tane şöyle düz bir takım var. Servis. Bunu da görümcemin arkadaşı getirmişti hediye, ev hediyesi olarak. Yani buradaki şu iki sıra hediyeden ibaret. Şuradaki görmüş olduğunuz takımlar da benim aldıklarım. Bu görmüş olduğunuz takım da Kütahya'nın bir takımı. 6 kişilik almıştım ben. Görünüş olarak bu şekilde duruyor. Bu çorba kasesi. Şöyle işlemesi var kenarında. Çok güzel duruyor. Ben çok beğeniyorum bunları. Yani bu 6 kişilik takımı ben kendim almıştım. Bunun da tatlı tabağı sanırım kırıldı. Benim nedense böyle tabaklarım çok kırılıyor ya. Bunlar yemek takımı. Yani yemek tabakları. Şu servisi. Çorba kasesi. Bu da tatlı. Şöyle göstereyim. Bu da tatlı tabağı. Çok beğeniyorum aslında. Çok güzel. Beğenerek severek almıştım bu takımı. Sonra bir diğer takımım ise bu görmüş olduğunuz yemek takımı. Normalde şu yemek tabaklarıyla tatlı tabağı bende çok fazla olduğu için ben almadım. Zaten yemekte yemek takımlarını kullanmıyorum. Sadece servisleri kullanıyorum. Hani biri geldiği zaman yemeği buraya, öbür yemeğini buraya koyup sadece servis kullandığım için bunu bu şekilde altılı aldım. Bir de altılı çorba kasesini aldım. Bu da bu şekilde duruyor. Ben çok beğeniyorum bunu. Hatta bunu daha yeni aldık. Şu tabakları da Uygun AVM'den aldım. Normalde mantı yemek için almıştım ben bunları. Bayağı derin çünkü. Bunlar da yemek tabağı olarak geçiyor. Bunu altılamayı düşünüyorum çünkü çok beğendim. Hem böyle biri geldiği zaman salata koymak için falan güzel olabilir. Yemek takımıma da uyumlu rengi. Hani onun için zaten almıştım. Hem onun için hem de böyle mantı falan yerken yeriz diye.
O yüzden bunu altılamayı düşünüyorum. Tanesini 5 liraya almıştım bunların. Evet, buranın da son görüntüsü bu şekilde oldu. Zaten burası hani derli toplu duruyor tabak olduğu için. Çok dağılmıyor burası. Zaten sadece şu alt tarafı kullanıyorum günlük hayatımızda. İki kişiyken. Misafir falan geldiği zaman bunları da kullanıyorum. Evet, sen bu çekmeceyi anlatırken kameranın şarj bitti. Birazcık şarj ettim ve geldim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi şurada bayağı bardak var. Bunları ben yerini değiştirdiğim için burayı tekrardan silmeyeceğim. O yerini değiştirirken silmiştim zaten. Sadece burada neler var size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şurada benim normal klasik bardak dediğimiz bardaklardan var. Bunların hepsi hediye. Hiçbirisini almadım. Yani şu görmüş olduğunuz sıranın hepsi hediye. Düğünde gelmişti. Burada da benim misafirim için diye almış olduğum şöyle Paşa Bahçe'nin bir bardağı var. Şu şekilde. Bunları ben çok beğenerek almıştım. Ben bu şekilde sade bardakları seviyorum açıkçası. Hani üzerinde böyle desenler olmayan bardakları seviyorum. Bu normalde 12'liydi. 8 tane kaldı kırıla kırıla. Şu da bunu da BİM'den almıştım. Bu da böyle bir bardak. Bunu da altılı olarak BİM'den almıştım. Bu da kırıldı bir tanesi. 5 tane kaldı. Onu da günlük kullanıma vurdum. 2 tane şey kupalardan var. Böyle içerisine pet koyabildiğimiz şöyle bardaklardan var. Şu hediye. Bunları teyzemizden çok beğendiğim için aldım buranın teyzesine. Şöyle İngiliz Home'dan bir tane bardak var. Diğer işbirliğiyle gelmişti. Şurada Burak'ın Galatasaray bardağı var. Şuradaki görmüş olduğunuz bardakların hepsini de BİM'den almıştım. Sası da bu şekilde. Yani kupaları alt tarafta kullanıyorum. Çünkü ben kupa çok seven bir insanım. Ve çay olsun işte başka şeyler olsun. Kupayla içen bir insan olduğum için ben kupaları böyle elimin altında tutmayı seviyorum. Şimdi bu dolabın temizliğini de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bitirdim. Burada neler var size hemen onlardan bahsedeyim. Şimdi şu görmüş olduğunuz saçın dörtlü bir tencere setiydi. Granit tenceresi. Bunlardan çok memnunum. Güzel hani tencereler. Diplerine falan hiçbir şekilde soyulma yok. Yaklaşık 1,5 senedir falan kullanıyorum. İlk zamanlarında falezinkini almıştım ben. Fakat sonra 1 ay ya da 2 ay sonra falan diplerinden soyulmaya başlamıştı. Onları verip tacinkini aldım. Yani falezden hiçbir şekilde memnun kalmadım. Falezde hiçbir şekilde ürünüm yok şu an elimde. Bir tek onlar vardı. Onları da elimden çıkardım. Sonra şurada şöyle salata kaseleri falan filan gibisinden işte şeyler var. Bunları da Coca-Cola'nın da sanırım. Öyle bir şeydi yani. Şöyle aynen Coca-Cola'nın şöyle bir tabağı. Bunları babam bir ara çok fazla biriktirmişti kapaklarını. Yani inanılmaz biriktirmişti. Hem bana hem abimlere herkese böyle dağıtmıştı annem de. 6 tane olması gerekiyor. Bunlara güzel oluyor böyle börek falan koyması. Kullanıyorum o yüzden. Yazısı sadece ortada olduğu için hani çok görülmüyor. O yüzden kullanmasını seviyorum bunları. Sonra şu görmüş olduğunuz ne deniyordu bunlara? Kapaklı saklama kabı. Bunlar çok eskinin yani bunların kaç senesi var diyelim. Annem kendi düğününde almış bunu. Abim büyük. Abim 87 doğumlu. Yok 87 doğumlu. Yani 86 yılında ya da 85 yılında falan alınmış bu. Tam emin değilim şu an. Hani ortalama bir hesap yapıyorum. Bu normalde 5'liydi. Bir tanesi annemde, bir tanesini görümcem çok beğendiği için annem ona verdi. Üçlüsünü de bana verdi. Bu yani annemin çeyizinden. Ama kullanmayı seviyorum. Böyle saklama kapaklı olduğu için saklama kapı. Dolaba falan yemek arttığında koyuyorum, ısıtıyorum falan güzel oluyor. Burada da böyle kaselerim var. Yani kısacası burası da bu şekilde.
Şimdi bu dolabın burası maalesef tek kapaklı olarak kullanılabiliyor. Aslında görmüş olduğunuz gibi derinliği var. Fakat şu borudan dolayı burayı açıp kapayamıyorum çok fazla. Bu tek taraflı kullanılıyor. Burada yedek, işte süngerim, dolap poşetim, çöp poşetim falan var. Burada da dolaba koyamayacağım ürünler, hani dolapta donan nar ekşisidir, işte çikolatadır falan var. Kızartmalar için kullandığım yağ var. Ondan sonra burada Türk kahvesi, işte gıldır gıcık ne varsa hepsi burada. Buraya koyuyorum. Buraya başka bir şey koymuyorum çünkü burası ister istemez çok yağlandığı için böyle çok fazla ürün koymuyorum buraya. Özellikle ne bileyim baharattır vesairedir. Hani o şekilde kavanozlar koymuyorum. Çünkü çok yağlanıyor. Onlar da yağlandırıyor ekstradan. Bir de onlarla uğraşmak istemediğim için buraya sadece bunları koyuyorum. Dolapların temizliğini bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi resmen şurada camın yansımasını görüyoruz. Bu şekilde temizliyorum. Şimdi buraları falan temizleyeceğim. Şunun şu üst yüzeyini falan temizleyeceğim. Sonra işim bitiyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi dolapların hepsini temizledim. Altları da temizledim. Bir an üşendim böyle yapmaya. Hani yapmayayım falan dedim ama yapmışken hepsi aradan çıksın diye şimdi yaptım. Makine çalışıyor şu anda. Sesim size yankılanıyor mu bilmiyorum. Şimdi üstünden tekrar her şeyi göstermek istiyorum. Bu dolap görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Saklama kaplarımın, kahvaltı tabaklarımın vesairesinin olduğu yer. Burası günlük yemek takımlarımın olduğu yer. Burada bardaklarım var. Üstümde de düdüklü tencereyle şu kek fanusum var. Burayı zaten çok fazla kullanmıyorum biliyorsunuz. Burada da tencerelerim var. Şimdi gelelim alt kısımlara. Biliyorsunuz alt kısımları göstermemiştim. Şunların da nereden olduğunu hemen söyleyeyim. Bunu BİM'den almıştım. Evlendiğimiz sene gelmişti o zaman BİM'lere. Yani 1,5-2 sene olacak neredeyse bunu alalı. Bunu da Aydın dediğimde tatile gittiğimiz zaman almıştım. Çok beğenerek almıştım bunu. Bu şey, demli kaplı. Burada plastiklerim var. Görmüş olduğunuz gibi içice. Şurada da normal günlük kullandığım tavalar ve arkada tost makinesi var. Tost makinesini koyacak yerim olmadığı için oraya koyuyorum. Bu kısma gelecek olursak ise şu görmüş olduğunuz Tursilim, yani çamaşır deterjanı. Şu feyre. Burada da görmüş olduğunuz günlük temizleyicilerim var. Buraya genelde çöpü koyuyorum. Şu an çöp dolu olduğu için onu oradan aldım. Yani buranın düzeni de bu şekilde. Çekmecesine gelecek olursak bütün kaşıklarım hepsi burada görmüş olduğunuz gibi. Bu Schaefer'ın bir kaşık setiydi. Şu da günlük olarak kullandığımı bilmem için annemin bana almış olduğu bir yemek kaşığı. Bunun çatalı ve sadece kaşığı var.
Ben ayrıyetten bir de şöyle çay kaşıkları almıştım. Hani yetmiyor bazen diye. Şurası kalpli böyle. Bunu da Uygun AVM'den almıştım. Şöyle bir tane çapıcım var. Bunu da Uygun AVM'den almıştım. Bunu da aynı şekilde. Şunlar var. Bu şekilde bir yani. Benim kaşıklarımın olduğu çekmece bu. Başka kaşıklarım yok. Sadece bu çekmece var. Ve bana yetiyor zaten. Bu çekmecede ise neler var? Hemen göstereyim. Şurada kül tabakları var. Şurada da aynı şekilde. Burada normal şu tabakların altlığı var. Bardaklarım yani çay bardaklarının altlığı var. Bunlar misafir için genelde kullandıklarım. Çünkü biz kupa kullanıyoruz. Onlar da burada. Burada böyle makarna falan koyuyoruz. Şu buran abur cuburları çok seviyor çünkü. Orada da makarnalarımız var. Başka bir şeyimiz yok. Böyle altına beslermeyi seviyorum. Çünkü Burak çok fazla abur cubur yediği için çok fazla döküyor. Evet, şimdi işleri bitirdim. Yani dolabı temizledim ama şu an tam anlamıyla işim bitti sayılmaz. Mutfak biraz büyük olduğu için sadece şu arkamdaki dolabı temizlemem şu an 3 saatimi aldı. Buzdolabının bugünlük benden bu kadar. Başka videoları yine görmek istiyorsanız dediğim gibi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Hediyemi de kazanmak istiyorsanız yine aşağı yorum olarak herhangi bir yorum bırakarak katılabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Size çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.